yaramaz buğday tanesi. Bir zamanlar ülkelerden bir ülkede tarlalardan bir tarla varmış. Toprağı verimli olduğu için her yıl altın sarısı başaklarla dolarmış üstü. Tarla da bu yüzden çok mutluymuş tabii. Yıllardan bir yıl yine sapsarı başaklarla süslenmiş tarla. Artık keyfine diyecek yokmuş o yüzden de. Şu yaramaz buğday tanesi de birazcık uslansaymış ondan mutlusu olmayacakmış. Ama gel gelelim yaramaz buğday tanesi uslanacağına her gün biraz daha yaramazlaşıyormuş. Onun bu haline başak ana çok tasalanıyormuş. Ne olacak bu yumurcağın hali bilmem ki. Bu bir şey değil, öteki yavruların da düşmesine neden olacak. Bir buğday tanesinin çevreyi gezip tanımak istemesi kadar garip bir şey olabilir mi diye her gün tarlayla dertleşiyormuş. Aslında pek de haksız sayılmazmış hani. Öyle ya, bitkiler hele hele bir buğday tanesi nasıl yürür çevreyi dolaşır. Ama gelin siz bir de bunu yaramaz buğdaya anlatın. Bir türlü başakta kalmak istemiyormuş işte. O yüzden de rüzgara hiç durmadan, rüzgar dedi ne olursun yardım et de başaktan ayrılıp şöyle bir dünyayı göreyim diye yalvarıp yakarıyormuş. Rüzgar dedi bu afacan buğday tanesini çok seviyormuş. Hani başaktaki öteki tanelere zarar gelmeyeceğini bilse, dayanamayıp onun istediğini yapacakmış. Ama başkalarına zarar vermek istemediği için hep olmaz buğdaycık diyormuş. Yaramaz buğday tanesi bakmış, rüzgar dedi kendine yardım etmiyor. Bu kez de kelebeklere, arılara, kuşlara yalvarmaya başlamış. Tabii onlar da rüzgar dede gibi düşündüklerinden bu işe yanaşmamışlar. Yalnız kırlangıç dayanamamış buğdaycığın gözyaşlarına. Ben göçmen bir kuşum buğdaycık. Gezmeye, yeni yeni yerler görmeye tutkunum. O yüzden seni çok iyi anlıyorum ve yardım edeceğim demiş. O yaramaz buğdayın sevincini görmeliydiniz. Kırlangıca öyle yürekten teşekkür etmiş ki, kırlangıç bütün kuşkularını bir yana atıp gagasıyla yavaşça taneciği başaktan alıvermiş. Sonra da bütün kenti dolaştırmış. Yaramaz buğday tanesi yükseklerden seyrettiği kente, ağaçlara, güllere hayran kalmış. Tarlanın üstünden uçarlarken de annesine, kardeşlerine el sallamış. Bir yandan da bıcır bıcır konuşuyor, kırlangıca soru üstüne soru soruyormuş. Kırlangıç zaten sevdiği buğday tanesine bu gezintiden sonra iyice bağlanmış. Buğdaycık o günden sonra her gün kırlangıçla birlikte gezintilere çıkmaya başlamış. İki dost yol boyunca söyleşirmiş. Bütün gün konuştukları halde gece bile birbirlerini anlatacak şeyler bulabiliyorlarmış. Kısacası buğdaycık kırlangıçsız, kırlangıç buğdaycıksız olamaz olmuş. Kırlangıcın yuvası artık buğdaycığın da yuvasıymış. Ama sayılı günler çabuk geçmiş, havalar soğumaya başlamış. İşte o zaman ikisini de bir düşüncedir almış. Kırlangıç, sevgili buğdaycık demiş, biliyorsun ben kışın burada kalamam, kalırsam soğuktan donar ölürüm. Arkadaşlarım 3 gün sonra güneye gidiyorlar. Onlarla gitmek zorundayım. Yol öyle uzun ki seni gagamda taşıyamam, düşürebilirim. Bilsen bu yüzden ne kadar üzülüyorum. Buğdayın da üzüntüsü ondan az değilmiş, o da çaresizlik içindeymiş. Kırlangıç ertesi gün neşe içinde yuvaya gelince o yüzden çok şaşırmış. Kırlangıç, bir çare buldum buğdaycık. Daha doğrusu bu aklı bana senin yetiştiğin tarla verdi. Bugünden tezi yok, yuvaya toprak taşıyacağım. Sen kışı bu toprakta mışıl mışıl uyuyarak geçireceksin. O yüzden de ayrılığımız seni üzmeyecek. Baharda geldiğim zaman da yeşerip boy atacaksın. Senin de başağında bir sürü yavrun olacak. Böylece döndüğümde seni yine burada bulacağım deyince buğdaycığın da neşesi yerine gelmiş. Kırlangıç 2 gün hiç durmadan gagasıyla toprak taşımış yuvaya. 2. günün sonunda buğdaycık yumuşacık toprağın içine iyice sokulmuş. Sık sık esnemeye başlamış bile. Kırlangıca güle güle iyi yolculuklar der demez de uykuya dalmış. Bütün kış orada uyumuş. Baharla birlikte uyanabilmiş ancak. Gözlerini açtığında da sevgili kırlangıcını yanında bulmuş. Bütün yazı yine neşe içinde geçirmişler. Kırlangıç yuvasındaki altın sarısı başağı görenler çok şaşmış bu işi. Bu da nesi? Kırlangıç yuvasında bir buğday başağının olması görülmüş şey mi? Nasıl gitmiş oraya acaba demişler. Nereden akıllarına gelsin bir yaramaz buğday tanesiyle bir kırlangıcın dost olabileceği? Siz de sakın kimseye söylemeyin de merak etsinler, olmaz mı?